Valla Enver Başkan şahit. Arkadaşları güldürünceye kadar canım çıktı. Yoruldum yani. Valla yoruldum. Evet, susmadan devam ettim. Yani insanlar gülebilsin diye. Fakat hakikaten şuram ağrıdı. Yani çok da... Oturken de söyledim, bu yolculuğu
nasıl başladığına şahitlik edenlerdenim. Milletimiz için hürriyet ve istiklal, demokrasimiz için bu zamana kadar unutulanları hatırlatmak, devletimiz için de itibar yolculuğuydu, çıktığımız yolculuk. Bu yolculuğun her adımında Sayın Genel Başkanımızın teri, mücadelesi ve fedakarlıkları var. Ben Türk milletinin huzurunda kendisine ülkemize katkıları yönüyle, partimizi oluşturarak insanlarımıza yeni bir umut ışığı vermesi münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum. Ve yine dediğim gibi sadece bir koltuk devralmıyoruz. Bir ülkeyi, bir hedefi ve bir idealler devletine teslim alıyorum. Adeta onu da bir bayrak gibi teslim alıyorum. O bayrağı daha yükseklere taşımanın, arkadaşlarımla birlikte kutlu hedeflere götürmenin sözünü veriyorum. Huzurunuzda bunu alıyorum. Ben de son olarak Türkiye'de bütün siyasi yapılar netice itibariyle yeni dünya düzeni içerisinde ben kavramı üzerinden yürüdü ve yürümeye devam ediyor. Biz halbuki partimizi kurarken biz olduk. Çünkü hepimizin birbirine ihtiyacı vardı. Yani bir kişinin yapacağı bir iş değildi. Birbirine güvenen, birbirini seven, birbirine saygı duyan ve birbirinin, demin siz söylediniz, gücünden, imkanlarından onları birbirine bağlayan ve Voltran oluşturan neredeyse bir hareket bizim partimizin çıkış alanı. Ve çok ilginç bir kongre oldu, kurultay oldu. Herkesin herkese hakaret ettiği sistemlerden, yani onu biliyor Türkiye'de izleyenler. Ama biz kurultayımızda bir ilki başardık. Dolayısıyla bütün bunlara baktığınız zaman aslında kurumsallığı oluşmuş bir siyasi partiyiz biz. İnşallah bundan sonraki fasılda iktidarın yolu açılacak ve ben Sayın Musavat Dervişoğlu Genel Başkanımıza evet bir sandalye devretmiyorum. Bir birikimi de devrediyorum. Bu birikim benim değil. Hepimizin ortak birikimi ve dostluk ilişkisini bile didikleyen bir psikoloji var. İnsanlar birbiriyle düşmanlığa o kadar alışmış ki maalesef yani dostluğun ne olduğunu unutmuş Türkiye. İnşallah bizim ortaya koyduğumuz hem sizlerin hem hepimizin ortaya koyduğumuz bu dostluk içerisindeki değişim, yani siz yaptığınız değişim, netice itibariyle Türkiye örnek olacak, gençlerimiz örnek olacak ve kutuplaşan bu birbirine düşman haline getirilen bu ülkenin fertlerine, milletimize rahatlama açısından örnek olacak. O nedenle ben çok mutluyum çünkü dediğim gibi bir bayrağı Sayın Genel Başkanımız söyledi. Ama o bayrak hepimizin emeği, teri olan bir bayrak. Onu benden boyu uzun zaten. Dolayısıyla daha yükseğe çıkaracağız. Sizin işleriniz çoktur Genel Başkanım. Ben gidiyorum.